Oğlum mimar dediğin arkadaş bu mu acaba? Bu herhalde enişte, bakalım. Birader kusura bakmaya çok bekletmedik değil mi? Yok, önemli değil. Bu firmadan gönderdikleri mimar, yanlış olmasın. Yok, ben asistanıyım, kendisi geliyor şimdi. Heh, geldi. Merhabalar. Merhaba, Halil Tekin ben. Randevu ulaşmıştık telefonla. Halil? Pardon, ben tanıyamadım ya, kusura bakmayın. Gülbahar ben, ilkokuldan. Gülbahar? Ay inanmıyorum, ne haber ya? İyi, insan. Seneler sonra hem de Halil. Aa, evet, evet, evet ya ben de çok şaşırdım biliyor musun gerçekten. Ha Zeynep bak Gülbahar Hanım'la tanıştırayım, Mimar Hanım. Tanışıktı bu arada, benim ilkokul arkadaşım. Ya öyle mi? Memnun oldum Zeynep ben de. Hı. Avukatıyım ben de Halil'in. Öyle okuldan falan tanışmıyoruz ama biz. Oğlum ya böyle ayakta kaldık, şu kapıyı açsan da içeri girsek biz ya. Ha doğru ya. Tam enişte geçin siz, açayım ben de. Hadi buyurun. Kızım sen bana niye tafra yapıyorsun ya? Ne demek sadece avukat? O sarılmayı anlatsana sen önce bana. Ya da boş ver, vazgeçtim ben. Şu camların ölçüsünü de al, enini boyunu. Tamam Gülbahar Hanım. Zeynep, burası acayip güzelmiş kızım. Öyle değil mi? Hı hı, çok güzel. Efendim Eylül? Hah, Zeynep abla şimdi istediğin listeyi gönderiyorum. Eğer yapmamı istediğin başka bir şey yoksa Kıvanç Bey bir toplantıda kendisine eşlik etmemi istedi. Telefonu bana verir misin? Tabii, buyurun. Ha, alo Zeynep. Ya bizim Ceren bugün hastalanmış, işe gelemeyecekmiş. Dışarıda bir toplantım var, sunum toplantısı. Eylül bana yardım etsin, senin için de mahsuru yoksa. Hiç problem değil. Benim işim dışarıda zaten. Ha, bahsetti Eylül, Halil mekan açıyormuş. Hı hı, ben de şimdi oradayım. Ya açılsın, gideriz hep beraber. Tabii tabii, mutlaka geliriz. Kıvanç. Eylül'e mutlaka listeleri beklediğimi söyler misin? Tabii, tamamdır. Kolaylıklar. Listeyi bekliyormuş. Tamam, gönderdim zaten. Hadi o zaman toparla çıkalım. Yalnız Halil, müdavimi olurum ben, buranın haberin olsun. Tabii canım, biz bekleriz her zaman. İnanılmaz şaşırttın beni biliyor musun? Böyle bir mekan, başında sen. Gerçi hep böyle karizmatiktin de. Şu kapı girişine iki tane muhafız figürü koyayım diyorum. Ne dersin Halil? Yok, bence gerek yok. Biz normal bir giriş yapalım ya. Böyle işte kırmızı halı, çiçek, bir tane desk falan hani her mekanda oluyor ya. Anlatabiliyor muyum? Yok yok. Koydum ben kafaya. Yapacağım farklı bir şeyler buraya. Bu muhafız mevzusu tam olarak ne? Ben anlayamadım da. Ya. Sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım? Evet oğlum ya. Nedir bu muhafız meselesi? İlkokulda piyes koyuyoruz sahneye. Ben prenses olmuşum her zamanki gibi. Halil prens olamadım diye neredeyse hasta yatacak. Yani abartma canım. Yani o kadar da değil. Ben orada bir çocuğa gıcık olmuştum da o yüzden böyle. Çocuktuk ya o zamanlar tabii. Neyse bu kıskançlığından gitmiş muhafız olmuş. Öyle bir rol de yok yani. Tamamen kendisi uyduruyor. Bayağı komikmiş gerçekten. Neyse ben... Şu sözleşmeyi imzalatayım artık, daha fazla oyalanmayalım değil mi? Aa nereye? Asıl sürpriz finalde. Prens beni almaya gelmiş. Halil tutturmuş vermiyor. O benim prensesim, olamazsın diyor, başka bir şey demiyor. Ya yok, ne alakası var? Ben
En fazla olmaz falan demişimdir ya o zamanlar. Sonuçta perde kapandı. Senin yüzünden oyunu tamamlayamadık yani. Çok sevimli bir çocukmuşsun. Bence hala çok sevimli. Ya Gülbahar'ı yapmasak mı Allah aşkına, tamam. Neyse ya. Biz bu sözleşmeyi falan sonra yapalım. Sizin anladığım kadarıyla Mimar Hanım'la bayağı işiniz var. Size kolay gelsin. Akşama kadar buradayım. Bu elimizdekilerden neler kullanabiliriz bir bakalım. Çabuk da istiyorsun açılışı zaten. Görüşürüz. Sağ ol tatlım. Görüşürüz abicim. Görüşürüz kızım. Zeynep. 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 Kızım bir dursana ya. Zeynep. 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 Ya ben kime diyorum, bana baksana. Yanlış anlıyorsun ha. Ben sana bir şey dedim mi? Sen niye açıklama yapmak için arkamdan koşuyorsun ki? Ya umurumda olmayan saçma sapan bir kız için girdiğin triplere bak ya. Trip. Trip dediğin şey sevgililer arasında olur. Biz dün akşam seninle sadece konuştuk. Aramızda netleşen bir durum yok. Zeynep. Bak ben aramız düzelsin diye bin tane yol deniyorum. Sen bahane arıyorsun ya aramızı bozmak için. Görmüyor musun benim ne kadar çabaladığımı? Bir adım, sadece bir adım ya. Bu kadar mı zor? Biraz sessiz olur musun lütfen? Efendim anneciğim. Müvekkilim neyim? Sabah duruşmam vardı benim. O yüzden bekleyemedim ben sizi. Dün gece arkadaşlarımlaydım. Yok merak etme anneciğim, bu akşam geç kalmam. Yorgunum zaten. Tadım da yok. Merak etme. Oyalanmam. Görüşürüz anneciğim. İyice kontrol et telefonunu. Açık kalmasın. Annem beni duyar sonra. Duyamaz zaten Ali. Ben anneme böyle bir şey açıklayamam. Ben kendime bile açıklayamıyorum ki. Senin yanından ne zaman ayrılsam kendime soruyorum ben. Nasıl müsaade ediyorsun elini tutmasına, seni sarıp sarmalamasına diye. Sana olan sevgimden kendimi hiçe saydım ben. O yüzden benden daha fazlasını bekleme Halil. Hadi sen içeri git. Daha fazla bekletme prensesini.